Merhaba, Sen Montero YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda kimin aklındasınız, sizi kim düşünüyor? Bu doğrultuda açılımlar yapacağız. Harfli olacak. Hep söylediğim gibi harf kısmı biraz daha işin eğlencesi. Burada Oracle ve Tarot kartlarının aslında daha çok gösterdikleri asıl sizin için önemli kısım olmalı. Ama tabii ki de harflerle ilgili de harfler de birebir tuttu gibi geri dönüş yapan insan da çok fazla. Harfler de size bir noktada sonuçta burada hani enerji alanı içerisinde bir niyetle seçtiğimiz için kolektif için seçtiğim için daha doğrusu harfler de tabii ki bir mesaj, bir işaret olabilir. Ama asıl önemsemeniz ya da dikkate almanız gereken kısımlar tarot kartlarının ve oracle kartlarının gösterdikleri. Burada gördüğünüz semboller, işaretler de belki o sırada ben aktarmasam da size özel, kendiniz için anlamlara da özel, size özgü, size özel anlamlara da sahip olabilir. O yüzden zaten kartları birlikte seçiyoruz, akışta ilerliyoruz. Ve hani bütün kartları da sizin görebileceğiniz şekilde de dizmeye çalışıyorum. Açıda böyle bütün kartlar gözüksün istiyorum. Siz de o sembolleri, enerjileri vesaire görün diye. Bakalım bu açılımda kartlar ne gösterecek? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Ben niyetimi hemen sesli olarak alıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sınavsız şekilde, sağlıkla, sıhhatle, en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, tüm canlılar için, tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı doğaya, hayvanlara, masumlara karşı sevgi, saygı ve merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Bakalım kartlar niyetime uygun kişiler ve enerjiler için neler gösterecek? Evet, Allah masumları, doğayı, hayvanları sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, rahmetiyle, korumasıyla, sevgisiyle, merhametiyle, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, masumları, hayvanları, doğayı yaşatsın inşallah. Amin. Ve korusun, kollasın, sağlık, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu yaşatsın. Amin. Evet. Ben şimdi direkt olarak kartları seçiyorum. Siz turuncu mumluk, pembe mumluk ya da şöyle de göstereyim. Turuncu, yavru ağzı artık nasıl görüyorsanız pembe ve siyah mumluk olarak odaklanıp seçebilirsiniz ya da kartları seçtikten sonra kartlara odaklanıp da seçebilirsiniz. Burada aklında olma durumunuz daha ilişki bazında, daha aşk, sevgi bazında bir aklında, hoşlantı bazında bir aklında olma durumu. Yoksa patronunuzun da, arkadaşınızın da, anne babanızın da, kuzeninizin de aklında olabilirsiniz. Burada baktığımız şey o değil, daha ilişki bazında, daha hoşlantı bazında kim sizi düşünüyor? Buna bakıyoruz. Onu da tekrar söylemek istedim. Evet, şimdi niyetime uygun kişiler ve enerjiler için birinci desteği seçenler, turuncu mumluğu seçenler, kimin aklındasınız? Sizden kim hoşlanıyor? Pembe mumluğu seçenler, İkinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Sizden kim hoşlanıyor? Ve üçüncü desteği, siyah mumluğu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Sizden kim hoşlanıyor? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, kartları seçtim. Siz şöyle odaklanıp seçin. Daha sonra açılımlara diğer kartlarla birlikte geçeceğiz. Bu açılım için kullanacağım tarot destesi de bu deste. Bu arada
kartlarımı, tarot kartlarımı da aranızda merak edenler var. Yorumlara yazabilirsiniz. Sadece tarot kartlarım için bir video çekmemi isterseniz, destelerin isimleriyle birlikte, kartlarla birlikte öyle bir video da çekebilirim. Aranızda çünkü tarot okuyucuları var, astrolojiyle ilgilenenler, hatta astrolog olanlar, işte meraklı olanlar, hani onlar için de belki ulaşmak istedikleri desteler varsa aralarında yardımcı olabilir. Öyle bir video da çekebilirim belki ilerleyen zamanlarda. Evet, şimdi siz odaklanıp seçin, dediğim gibi niyetime uygun kişiler ve enerjiler. Çıkacak mısın anneciğim? Işıl olsun. Horozlar ötüyor, yapabilecek bir şey yok. Evet, ben birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Şöyle mumunuzu yaktım. O mum bitti mi acaba? Değiştirelim de. Tea light'ını. Bitmiş. Hemen değiştiriyorum şimdi. Tea light'ına. Evet, değiştirdim. Hemen bunu da yakalım. Evet, turuncu mumlu seçenler. Efendim anneciğim. Işıl olsun. Birinci desteği turuncu mumlu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım kartlar neler gösterecek. Birinci desteği turuncu mumlu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Sizden kim hoşlanıyor? Sizi kim hoşlantıyla, beğeniyle düşünüyor?
niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Dikkat et anneciğim, mum var tamam mı aşkım? Işıla sana mışılasın. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için birinci desteği seçenler, turuncu mumluğu seçenler, kimin aklındasınız? Dur aşkım, dikkat edin. Harfleri de seçeceğiz en son. Bir açıya bakmak istiyorum. Gececiğim bir dakika anneciğim. Dur. Dikkat edin. Biraz daha şu tarafa alabiliriz. Evet, güzel. Şu desteden ve bir desteden daha kart seçeceğim. Açıya girmese de ben yorumlarken onu size gösteririm. Bir de bu destenin enerjisini de çok seviyorum. Melek kartları bunlar. Çok temiz, çok hoş bir enerjisi var. O yüzden bu açılımda bu kartlardan da yararlanmak istiyorum. Açıya sığmayacak büyük ihtimal. Ama ben en son yorumlarken size gösteririm. Evet. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için birinci desteği turuncu mumluğu seçenler. Kimin aklındasınız?
şöyle kalsın şurada. En sonunda harfleri seçeceğiz. Şöyle tekrar bir açıya bakmak istiyorum. Mum gözükmüyor bu kez. Birinci deste olduğu zaten belli ama. Mum gözüküyor güzel. Evet, birinci desteği seçenler, turuncu mumluğu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kartlarımızı seçtim akışla birlikte. Bakalım kimin aklındasınız, sizi kim düşünüyor, kartlar neler gösterecek niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bu düşünme durumu başta da söylediğim gibi bir düşünme durumu tabii ki. Beauty, protection, güzellik, koruma ve hayvanlar enerjisi geldi. Kendisi özellikle fiziksel görünüşüyle çok güzel ya da çok yakışıklı birisi olabilir. Fiziksel görünüşüyle çok dikkat eden, aynı zamanda çok anaç, dünyaya, doğaya, bakın burada bu protection kartındaki gibi korumacı, farkındalıklı, idrakli, bir anlayışla yaklaşan birisi olabilir. Hayvanları olabilir. Hayvanlar konusunda burada dediği gibi böyle korumaya çalışan, bilinçli birisi olabilir burada. Büyük bir köpek var bakın, çok dikkatimi çekti. Burada bir sürü hayvan var. Kuş, güvercin, bakın burada bir siyah kedi var maşallah hepsine. Baykuş var, böyle büyük bir köpek var. Bir sürü hayvan var burada ama özellikle ilk şu köpek dikkatimi çekti. Belki böyle bayağı büyük, böyle kocaman bir köpeği olan birisi de olabilir. Sizi düşünen kişi. Güzel ya da yakışıklı, korumacı, doğaya, hayvanlara karşı böyle anaç, erkek veya kadın fark etmiyor. Hani o korumacı içgüdüye sahip, bilince, idrake sahip, farkındalığa, yüksek idrake sahip ve hayvanlar konusunda özellikle böyle daha korumacı ve kendisine de hayvanı ya da hayvanlara olan birisi olabilir diyor bu üç kart bize. Şimdi devam edelim bakalım. Protection kupa kralıyla da geldi zaten. Wow. Tılsım kralı. İki kişi birden düşünüyor olabilir size gerçekten. Burada iki kişi tarafından düşünülüyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, eriller içinde, dişiler içinde yorum yapıyorum burada. İzleyen çoğunluk, %90'a yakın oran kadınlar olduğu için istatistiksel olarak da kartlar kolektife o doğrultuda enerji gösteriyor. Ama ben tabii ki yine eriller içinde burada yorum yapıyorum. Herkes kendisine göre dinlemeyi bilirse bu videolardan o doğrultuda yarar sağlayabilirsiniz. Aslında çok güzel kartlar geldi biliyor musunuz?
bakın burada da bir geyik var. Bu aslında Lenormand'daki Ryder. Burada da bir geyik var. Bizon. Bir boğa enerjisi dikkatimi çekti. Bakın yine burada da bir güvercin var. Burası çok hoş enerjilerle geldi aslında. Hepsini açayım, yorumlamaya geçeceğim. Bakın burada da bir yine doğanın içerisinde köklenme enerjisi var. İleriye gitme. Bakın dağların arasından geçiyor. Burada da dağ ve rider enerjisiyle zorlukların arasından geçilmeye çalışılan bir süreç var sanki. Sizi düşünen kişi için. Sizi düşünen kişi özellikle eriller. Yani burada iki eril tarafından da düşünülüyor olabilirsiniz. Burada iki tane eril enerji, bir tane dişil enerji var. Zaten şu dişil enerji çıkmadan da demiştim. İki kişi tarafından düşünülüyor olabilirsiniz diye. Burada bu iki eril enerji gerçekten sizi ama severek, duygu besleyerek düşünüyor burada. Sadece dişil enerjiler evli olabilir. Dişil enerji imparatorçeyle geldiği için zaten ulaşması da zor olarak görüyorlar. Sanki diyorlar ki bu dişil enerji kendisine bize açarsa ancak onunla görüşebiliriz, konuşabiliriz belki, ama o bile bir fare enerjisiyle geliyor. Yani böyle yine bir noktada iç kemiren, böyle huzursuz eden başka kişiler, başka seçenekler nedeniyle özellikle burada dişileri düşünen bu eril enerjilerin, dişilerin hayatındaki diğer seçenekle ilgili içlerini huzursuz eden, içlerini kemiren durumlardan bahsediyor. Hatta sanki burada bu kişi bu konularla ilgili de yüz yüze görüşmek istiyor gibi görüyorum. Ama dişilere ulaşmayı zor görüyorlar bakın, dağ ve güç kartıyla. Ancak sanki dişiler izin verirse bir akış gerçekleşiyor, bir görüşme gerçekleşiyor aralarında. Burada dişil enerjiler evli olabilir, ciddi ilişki yolunda olabilirler ya da anne olabilirler. Hiçbiri değilse bile imparatoriçe enerjisi çalıştıran, gerçekten böyle hani anaçlık, güçlü bir kadın, güçlü bir dişil enerji durumunu çalıştırabilme enerjisindeler dişil enerjiler. Eril enerjiler de burada bir boğa başak oğlak etkili, bir de akrep yengeç balık, daha duygusal, daha hassas, belki sanatsal konulara sanatsal konularla ilgili diyeyim birisi olabilir burada. Diğeri de daha böyle hani işte ayakları yere sağlam basan, belki bir yerde yönetici, yine iletişim konusunda. Sanki ben bu toprak kralını biraz şey gibi görüyorum. Sanki bu kupa kralı biraz daha içinde yaşıyor duyguları. Ama bu toprak kralı sanki bir noktada daha böyle iletişime geçebilen birisi gibi görüyorum aynı zamanda bu kişileri. Burada söyleyebileceğim ya, sanki bakın çapayla da geldi. Bu kupa kralı sanki önünde bu toprak kralının olduğunu biliyor bakın. Ama içinde hala duygularını yaşıyor. Hala böyle seçilmekle ilgili, sanki bu dişil enerji tarafından seçilmekle ilgili çalıştırdığı bir hani sabit bir duygu durumu var. Yani çapa ile geliyor. Orada sabitlenmiş, yani çapa atmış aslında. Bu tılsım kralı da daha kuş enerjisiyle geldiği için sizinle ben belki bu kupa kralına nazaran sizinle dediğim dişil enerjiler, bunu bana böyle tekrar tekrar açıklatmayın. Siz diyorsam dişil enerjiler için diyorumdur. Çünkü %90'a yakın kişi izleyen dişil enerji. Kadın izleyiciler. Öyle söyleyeyim. Kendinize göre dinleyin. Eril enerjiler de gayet kendilerine göre dinleyebiliyor. Eril enerjiler için de yorum yapıyorum. Ama yani çoğunluk böyle olduğu için siz dediğimde çoğunluk neyse ona hitap ediyorum aslında. Yine kendinize göre dinleyin ama. İki taraf için de söylüyorum. Bir eril olarak dinliyorsanız burada belki hayatında ciddi bir ilişkisi olan, bir anne olan, bir kadın sizi düşünüyor olabilir ama ona ulaşmanızın zor olduğunu düşünüyor. Kendisi çok böyle size
gelmek için uğraşan bir kadın değil. Siz gelirseniz, isterse size kendisini açan, ilgisini, alakasını gösterebilen bir kadın olarak gözüküyor burada. Burada söyleyebileceğim, şu bizon ruhu zengin evren hepsini verecek diyor ya, huzurlu olun, başa geçin. Bakın, bir iletişim kurma isteği var sanki bu iki eril enerjinin. Ama özellikle şu toprak kralını ben bu noktada daha şey görüyorum. Hani içimi kemiren konular var seninle, aramızdaki duygusal durum, anlaşmalar vesairelerle ilgili. İş bağlantılarınız olabilir özellikle bu toprak kralıyla belki. Burada bu kupa kralına nazaran kendisini daha açabilen birisi gibi görüyorum. Hatta bana hissettirdiği belki şu kupa kralını daha böyle duygusal, daha su grubu olarak gözüken kişiyi çok bilmiyor da olabilirsiniz burada. İmparator enerjisi, kılıç üçlüsü geldi zaten ve imparatoriçe bu kadar olur. Şimdi burada şöyle söyleyeyim, bu üç kart bana aslında şunu söylüyor: ya siz evlisiniz ya sizi düşünen kişi evli. Yani iki eşin arasında üçüncü kişiler nedeniyle yaşanan kalp kırıklıkları var. Evliyseniz ya da şöyle söyleyeyim, bir kalp kırıklığı olabilir, eşiniz sizi düşünüyor olabilir ama burada üçüncü kişiler nedeniyle yaşanan bir kalp kırıklığı olabilir. Belki bu tılsım kralı sizin burada eşiniz. Bu kupa kralı ile ilgili bir şeylerden belki şüpheleniyor ama açamıyor olabilir. Fare çünkü içini aranızdaki aşkla, duygularla ilgili kemiren bir şeyler var ama bunu size aktarmayı ve yansıtmayı zor olarak görüyor bir noktada. Yani dişil enerjilere özellikle. Dişiler daha anaç, daha böyle ciddi ilişkisi olan anne olarak gözüken kişiler olarak gözüküyor. Bir dişil enerji için dinliyorsanız, hayatındaki bir baba figürüyle, bir eş figürüyle, bir imparator enerjisiyle arası bozuk, arası açık olabilir. Yani kendi eşi değilse bile eski eş olabilir ya da babası olabilir. Burada bir baba figürüyle arasının açık olduğunu söylüyor. Bir eril için dinliyorsanız da burada bir dişil enerjiyle eş, anne figürü, eşi olabilir, eski eşi olabilir, anne olabilir. Böyle bir figürle arasının açık olduğunu söylüyor. Böyle birisi sizi düşünüyor. Burada erillerde ben çok şey görüyorum ama yönetme enerjisi. Yani gerçekten yönetici olabilirler. Bir de böyle tuttuğunu koparan insanlar olabilirler. Ve burada bu dişi enerjileri gerçekten çok istediklerini görüyorum. Yani sen benim hayatımda olmalısın ve ben bunu bir şekilde seni de huzursuz etmeden, bu dişil enerjiyi sanki böyle pamuklara sarıp yaşatmak istiyorlar gibi görüyorum. Ben öyle bir şey çok hissettim. Yani içini kemiren bir şeyler olsa da sanki burada bu eril enerjinin bu dişil enerjiye her şeyi daha böyle yumuşatarak, sanki kırmadan, dökmeden anlatmaya çalışıyor gibi. Çünkü burada dişil enerjilerin bu eriller üzerindeki etkisi çok büyük. Gerçekten çok güzel bir kadın var burada çünkü. Yani beauty diyor, güzellik diyor. Mesela orada bir handsome demiyor. Ama yine erkekler için de hani çok yakışıklı birisi olarak düşünebilirsiniz. Ya da burada güzelliğinizden çok çok etkilenen, dış görünüşünüzden çok çok etkilenen iki eril enerji gözüküyor. Ama dişillerde burada net bir seçim yapma durumu da yok açıkçası. Burada dişil enerji tam bir dişil enerji çalıştırıyor ama. Yani diyor ki ne hayatıma alıyorum ne almıyorum. Hani gelmek isteyen varsa, hani elinden geleni yapabilen varsa gelir modundalar dişil enerjiler. Dişil enerjilerde kova, aslan etkisi çok yüksek olabilir. Bir tık ikizler belki. Yine erillerde de ikizler, akrep, yengeç, balık, boğa, başak, oğlak etkisini çok yoğun olarak görüyorum. Ve koç, imparatorla da geldiği için. Burada sizinle köklenmek isteyen birisi olarak da görüyorum aynı zamanda. Bir de hayat, yani burada erillerin dişillerle ilgili bazı gerçekleri görmek istediği durumlar var. Ya da belki şunu diyor, hani bundan sonra ilişki nasıl ilerleyecek?
Evet, bazı zorluklar var ilişkiyle ilgili. Ama bunu benimle çözmeyi seçiyor musun, seçmiyor musun? Ne yapacağız? Hani bir içini dök istiyor sanki bu diş eril enerji, bu dişil enerji ile ilgili. Kupa kralını biraz daha ikinci planda kalan bir eril enerji olarak görüyorum. Tılsım kralı. Tılsım kralı bana daha kendini dişil enerjinin karşısında ön plana atan bir enerji olarak gözüktü. Burada erillerde de dişillerde de maddi olarak da manevi olarak da hayatlarında ilişki dışında çok sıkıntı yaşama durumları olmayabilir. Zaten kupa ikilisiyle geldi fareler. Yani sadece burada belki işte ilişkideki diğer kişilerle ilgili durumlarla bir şey işte aşkla ilgili durumlar. Bunlar hayatında şu anda sorun diyor kartlar. Onun dışında maddi olarak gayet işte ayakları yere sağlam basan yönetici, bolluk bereketi iki taraf için de söylüyorum bunu. Bolluk bereketi yerinde kişiler olarak gözüküyor. Ama şu imparatoriçe dağla geliyor. Yani bu imparatoriçeye ulaşmak zor. Ulaşılması zor birisi. Anca o yıldızla hani tamam açıyorum sana kendimi derse sanki gelebiliyor bu eril enerjiler. Hali vakti yerinde kişiler olarak da gözüküyorlar. İki işi birden yapan kişiler olabilirler. Ya burada tılsım kralını biraz daha böyle yönetici, kupa kralını biraz daha hassas birisi olarak görüyorum. Belki içten içe seven, daha ikinci plan olarak kendini gören. Rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz bu kişileri. Evrenden, sistemden mesajlar alıyor olabilirsiniz bu kişilerle ilgili. Zaten özellikle şu tılsım kralı sizinle bir şekilde iletişime geçebiliyor olarak görüyorum zor da olsa açıkçası. Hani sanki sizin kararınızı, sizin durumunuzu, ilişkiyle ilgili durumunuzu öğrenebilmek için. İkisi de kafasına koyduğunu yapabilen kişiler olarak gözüküyor ama. Ve ben burada bir dişi enerjiyi elde etmek isteyen, kazanmak isteyen ve ondan onun güzelliğinden, enerjisinden, imparatoriçe enerjisinden çok çok etkilenen iki tane eril enerji görüyorum. Burada başka söyleyebileceğim, bakın burada da bir adalet ve asıl adam geldi. Belki burada evli olan bir taraf olabilir. Evliliğiyle ilgili askıya alınan durumlar olabilir ve o yüzden böyle iki kişi gözükmüş olabilir. Adaletin arkasında asıl adam geldi çünkü. Evet, kupa kralı için çektim. Aşık birisi diyebilirim. Hissettim zaten. O daha duygularını derin yaşayan birisi gibi. Tılsım kralı da sanki bu dişil enerjilerle ilgili hani eyvah bu kişiyi kaybediyorum, eyvah bu kişiyi kaybettim hatta gibi üzülen bakın. Bir daha göremeyecek miyim? Bir daha bana kapılarını açmayacak mı? Gibi belki hatta zaman zaman hani böyle içen, alkol alan burada dişil enerjiyi ikisi de çok seviyor ama vallahi aklınızdaki kişileri çektiğimizde çok böyle enerjiler gelmiyor. Bilmiyorum kim bu kişiler ama gerçekten kaybetme korkusu içerisinde olan birisi bu imparatoriçeye karşı bu eril enerji. Eril misiniz, dişil misiniz kendinize göre dinleyin. Güvensizlikleri var, korkuları var, ilişkiyle ilgili önünü göremiyor ve biraz açıkçası her ne kadar hani seni elde edeceğim dese de içinde kaybetmekle ilgili büyük bir korku ve üzüntü yaşayan birisi. Bu kupa ben ne görüyorum biliyor musunuz? Belki de eğer evliyseniz eşiniz bile şu tılsım kralı olabilir.
belki işte kılıç uçuşuyla gelen, burada bakın karı ve kocanın arasında sanki böyle bir kırgınlık var. Ciddi bir kırgınlık ama kılıç uçuşu. İmparatoriçe ve imparator, yani eşler arasında diyeyim. Bir kırgınlık var gibi. Ve o noktada ben burada bu dişli enerjinin asıl geçit vermek istediği kişiyi de şu kupa kralı olarak görüyorum. Kupa kralı kendini geride tutuyor. Biraz daha sessiz. Derinden yaşıyor duygularını ama sanki zaten o önünde olan tılsım kralıyla işlerin yürümediğini de bildiği için bu kadar sakin ve sessiz olabilir. Sizden de ona bakın, şey var yani, adım ya da tutku var. Denginiz olduğunu düşün, yani dişilerin denge olduğunu düşündükleri kişi kupa kralı. Ama burada bir tılsım kralı da var. Belki de eşiniz, ciddi yolunda gittiğiniz kişi. Çok fazla hayatında sizin dışınızda da yükleri olan birisi olarak gözüküyor burada. Yani burada sanki bu imparatoriçe bu kişinin eşi gibi diyeyim, ya da sizin eşiniz değilse de eşiyle ilgili kaybetme korkuları var gibi. Yani eşi ya da evlenecek kişi olarak gördüğü kişiyle ilgili. Araları açık. Ve şimdi tekrar işte hani ilişki bitti mi, ne olacak şimdi? Bu zorlukları aşabilirim gibi bir şeyle, korkuyla her ne kadar önünü göremese de o dişil enerjiye ulaşmaya çalışan birisi. Bakın burada da tılsım, yani eş enerjilerle geliyor. Dişil enerjileri çok üzmüş ve çok ağlatmış bir kişi de olabilir bu tılsım kralı. Ben bu kupa kralını bayağı iyi bir enerjide görüyorum açıkçası. Zamanında bayağı sizin peşinizden koşmuş birisi de olabilir. Elinden geleni yaptı belki. Bir şekilde yüz vermemiş olabilirsiniz tabiri caizse. Ama şimdi aslında gerçekten sizi mutlu edebilecek kişinin bu kupa kralı olduğunu da biliyor olabilir dişli enerjiler. Burada dişli enerjileri düşünen iki eril enerji var. Eril enerjileri düşünen bir dişil enerji var. Enerjilerde açıkladığım şekilde geliyor. Yani eşi yoksa bile babasıyla belki. Belki evlenecektiniz. Babasıyla ilgili bir sorun yaşanmış olabilir burada. Ya da belki sizin duygularınız olmanıza rağmen, eriler için söylüyorum bunu, tılsım kralı. Belki işinizle ilgili, ayaklarınızın yere sağlam basabilmesiyle ilgili bir şeyler yolunda gitmemiş olabilir. Değnek konusuyla geliyor çünkü. Kupa beşlisiyle ayla geliyor. Yani bir noktada sanki böyle şey olmuşsunuz, hani bütün yükler sırtımda ama yine de elimden kayıyor bu kişi gibi düşünmüş olabilirsiniz. Bunu eriler için söylüyorum. Böyle bir kişi de hala sizi düşünüyor ama bu kişinin bir seçeneği daha var. Ve ona daha sıcak şu anda. O da bir kupa kralı olarak gözüküyor. Evet, çıkacak mısın anneciğim? Gel. Evet, şuradaki kartları da açalım bakalım ne gösterecek. Ya da şöyle söyleyeyim, tam tersi olabilir yine. Anneyle problemi olan demiştim ya, evli değilse bile. Annesi zorluk çıkarıyor olabilir. Bir anne figürü zorluk çıkarıyor olabilir sizinle ilişkisinde. Onunla arasını yapmaya çalışıyor olabilir. Yani annesinin o koyduğu bu dağ enerjisiyle zorlukları aşmaya çalışan birisi sizi düşünüyor olabilir. Şimdi şuradaki enerjilere de bir bakalım. Sağlığınıza dikkat edin. Beden ve zihnin birbirinden ayrı olmadığını hatırlayın.
buradaki enerjilere baktığımda kupa dokuzlusu biraz şeydir. Bana çok Jüpiter'in biraz dikkat edilmesi gereken tarafını gösterir. Bakın orada da meyveler bilmem neler falan var. Biraz toplu birisi olabilir. Biraz böyle kilo almış birisi olabilir geçmişe nazaran. İşte damaydı, satrançtı, bunlara ilgili birisi olabilir. Gözyaşlarınızı silin, melekleriniz sizinle. Bakın kaplumbağa ters dönmüş burada. Hani sanki bir ev durumu var. Yani bir evlilik, bir hani kaplumbağa yuvadır derler ya hep. Bununla ilgili bir şeyler sanki bakın ters dönmüş ve bununla ilgili demiştim. Özellikle şu tılsım kralı çok. Gerçekten gözyaşı akıtmış falan olabilir. Gözyaşlarınızı silin, melekleriniz sizinle diyor. Aslında burada sizinle ilgili sanki kurduğu yuva hayalleri hani böyle tepe taklak ters dönünce gerçekten üzülmüş birisi olabilir aynı zamanda. Belki biraz sağlığını aksatmış birisi olabilir yine farelerle birlikte. İşte alkol almış olabilir. İşte yediğine içtiğine çok dikkat etmemiş olabilir. Burada da zaten bakın hayata dört elle sarılın, mutluluk içinizi dolduracak diyor. Burada sanki hayali, gerçekten istediği sadece siz olan birisi sizi düşünüyor burada. Ve hani hayattaki motivasyonu sizsiniz onun aslında. Ben bunu da çok hissettim burada. Yani hayata böyle dört elle sarılmasını, mutlu olmasını sağlayan şey sizsiniz. Ama bir sanki böyle dediğim gibi araya bir şeyler girmiş burada. Zaten kılıç üçlüsüyle de geldi. Böyle birisi ya da birileri sizi düşünüyor olarak gözüktü. Harf seçelim şimdi. Y harfi kendini attı. M. Z, F, K, B, İ, U, Ö ve J harfleri geldi. Evet, Y, M, Z, F, K, B, İ, U, Ö ve J harfleri de birinci deste için gelen harfler. Evet, birinci desteyi seçenler, açılım bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. Pembe mumu da büyük ihtimal değiştirmem gerekecek. O da az kalmış gibi. Hemen şu pembe mumu da değiştireyim.
daha yakalım. Evet, ikinci desteği seçenler. Pembe mumlu seçenler. Kartımız şuydu. Evet, şimdi ikinci desteği pembe mumlu seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Sizi kim düşünüyor? Sizden kim hoşlanıyor? İkinci desteği seçenler, pembe mumlu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Sizi kim düşünüyor? Burası biraz gelmeye istekli gibi gözükmeye. Şu araba sesi de bir biterse inşallah. Başka şey dileseymişim. Bitti galiba gerçekten. Anında kesildi yalnız. Hep diyorum sözüm mühür. Hazır böyle bu dediğim böyleyken tekrar şunu da söylemek istedim. Allah bütün masumları, hayvanları, sağlıklı, saatli doğayı, masumları, hayvanları sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu yaşatsın inşallah. Amin. Evet. Evet. İkinci desteği seçenler, pembe mumlu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız?
kimin aklındasınız? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler. Bir tane geldi, gelsin, şöyle almak istedim. Evet, kartlarımızı seçtim. Açıya da bir bakalım. İkinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bir şey daha bakacağım. Mum tam gözükmüyor. Evet, ikinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için pembe mumluğu seçenler. Bakalım kimin aklındasınız? Sizi kim düşünüyor dediğimizde hangi enerjiler gelmiş? Answers, cevaplar, compassion, merhamet ve freedom, özgürlük enerjisi geldi. Şimdi burada... Bu üç kartın bana direkt olarak hissettirdiği şu. Diğer kartlara da bakacağız ama içi sanki böyle sizden af dilemesi gereken, sizden belki özür dilemesi gereken bir nokta olabilir ve bunu yapmadıkça içi rahat etmeyen birisi olabilir. İlk hissettirdiği bana bu oldu. İkinci olasılık da burada ya merhametinizi istediği bir enerji olduğunu görüyorum. Sanki böyle öyle özgürleşecekmiş gibi. Merhametinizi görürse, yani bir noktada belki bir affettiğinizi görürse, özgürleştiğini hissedecekmiş gibi birisi. Biraz böyle yaşlanmış, biraz böyle zor bir süreçten geçen birisi olabilir. Ve belki hatta hani şunu da diyor, bunları yaşıyorum. Çünkü bir noktada aslında... İşte belki sana yaptıklarımı yaşıyorum, sana yaşattıklarımı yaşıyorum. Burada bir kafeste olduğu bir durum var bakın ve sanki o compassion, bir merhamet, bir af, bir böyle hani birinin ilgisi, alakası, ona özeniyle o kafesten çıkabilecekmiş gibi. Devam edelim. Yine kupa 9'lusu.
de şunu da söyleyeyim. Kılıç ikilisini görünce onu da söylemek istiyorum. Dişil enerjiler burada kendilerini çok sıkıntıda, böyle çok kafeste gibi hissettiği bir süreç içerisinde olabilirler. Burada onları düşünen bu eril enerji sanki onlara cevapları, onlara anahtarı sunabilecek bir enerjide gibi. Ama dişil enerji tam kendisini bu eril enerjiyi açmıyor da gibi. Evet. Yüzleşmeniz gereken, bakın, af dilemek dedim, mahkeme geldi. Yüzleşmektir, affetmektir, özgürleşmektir. Yüzleşmeniz gereken birisi olarak görüyorum ben. Aslında burada dişil enerjiler, aslında iki kişi de sanki birbirinin yolunu gözlüyor gibi ama dişil enerjiler bir noktada bu kişiye kapalı gibiler. Yani kendilerini kapatmışlar, bakın, kalplerini kapatmışlar. Bu kılıç ikilisi der ki kafa karışıklığı yaşıyorsun. Gerçeği net olarak göremiyorsun çünkü kalbini kapatıyorsun. Kalbinin sesini kapatıyorsun. Yani tam beden diliyle öyle bir enerjisi var. Aslında kalbinin sesine kendisini açsa birazcık daha bir şeyler bu onun için netleşebilir. Ama yine bir kadın çizimiyle, bakın. Burada da kafes içerisinde olan kişi bir kadın çizimiyle. Sanki bu kişi diyor ki aslında böyle bir yüzleşmek, belki af dilemek, belki seni de o kendini hapsettiğin yerden çıkarmak istiyorum ama burada bana kendini kapatıyorsun gibi bir durum. Ya da gelirsem bana kendini açar mısın gibi bir durumu olabilir. Eril enerjiler çok istekli ama. Yine kupa ikilisi. Wow. Çok güzel geldi aslında burası. Gizliden gizliye. Burada koç aslan yay etkili. Yine bir Jüpiter teması görüyorum. Jüpiter şu anda koçta galiba. Bu koçta olduğu süreç içerisinde de hatta belki bir görüşmeniz olabilir. Ama şu anda bir görüşme var mı? Aslında olabilir. Sanki niyetim sağlam gibi bir iletişim. Değnek şövalyesi, değnek diyorum, kılıç şövalyesiyle geldiği için bakın. Sanki böyle koşa koşa ağaçla niyetim sağlam, seninle köklenmek istiyorum. Bakın burada da aşk geldi. Şu kartların güzel. Bir kere sizi düşünen kişi, sizi gerçekten seven kişi. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bu da aşk, bu da aşk, bu da aşk. Gerçekten sizi seven kişi. Ama henüz burada dişiller kendisini ona açamıyor gibi. Ben burada... Hatta böyle iletişimlerde de bulunuyor olabilir. Burada da demiştim, sanki anahtarı veriyor. Sanki bir iletişim kuruyor, gidiyor, kapısını çalıyor ama dişil enerji bekleme modunda. Daha henüz böyle hani ya bir şeyleri affedemiyorsunuz bu kişiyle ilgili ya da yüzleşmekten kaçıyorsunuz. Ama burada gerçekten size gelmek isteyen, sizinle ciddi ilişki adımları, ilişkinin adını koyabileceği adımları atmak isteyen birisi olarak gözüküyor kendisi. Ev ve tilki enerjisiyle geldi. Ev hanesinden, kendi ev hanesinden size olan duygularını gizlemek durumunda kalabilecek birisi de olabilir. Aynı zamanda bir noktada. Ama niyeti ciddi birisi olarak gözüküyor sizi düşünen kişi. Ateş etkisi çok yoğun bu kişide. Şunları da bir açalım. Yine aynı yerde güvercin geldi. Kendinize inanın. Ve derine dalma zamanı. Aslında kuğu da bana çok aşk hissettirir. Evlilik böyle hani sanki gelinlik gibi. Kendinize inanın. Yani sanki sizinle güzel bir ilişki yaşayabileceği noktasında gerçekten özgüveni yüksek birisi ama. Evlenmek isteyen belki birisi. Ama ben dişillerde bir kendini açamama görüyorum. Bir yüzleşememe, hala bekleme, kararsızlıklar.
Derine dalma zamanıyla Mystic Healer yan yana geldi. İyileşme enerjisi sana akıyor diyor. Bu kişiyle bir geçmişiniz ve husumetiniz olabilir. Ve affetmekte zorlandığınız, hayatınıza alsanız da neyi nasıl yapacağınızı bilemediğiniz birisi olabilir. Özellikle dişli enerjilerin. Çok kararsızlıklar yaşadığı. Ya bu kişiyi alsam, evet biliyorum ciddi bir şeye gidecek ama ben bu kişiyi alırsam geçmişten özgürleşmiş olacağım. Ben affedebilir miyim acaba bir şeyleri burada? Bununla ilgili çok o ikilem çalıştırdıklarını görüyorum. Bir noktada da bekledikleri mutlulukları, huzuru, bu eril enerji sanki dişlilere verebilirmiş gibi. Simplify your life. Hayatı aslında basitçe yaşayabilmek. Ve tread thoughtfully. Dikkatli ilerle diyor burada. Tilki de geldiği için bakın burada da sisli puslu bir yol var. Ben biraz aceleci birisi olarak görüyorum eril enerjileri. Sanki böyle gerçekten dört nala koşmak, dört nala böyle size gelmek isteyen birisi. Ama burada gelirken dikkat etmesi gereken, hani o yola, işte hareketlerine, tavırlarına dikkat etmesi gereken noktalar var. Bu arada size bir noktada biraz çıkışma enerjisinde olan, biraz böyle belki bir tık öfkeli birisi de olabilir. Hani benim niyetim ciddiysen daha neyi bekliyorsun gibi. Bakın burada bir değnek kralı var. Burada da bir değnek kraliçesi var. Yine eş enerjilerde geldiniz. Yeni bir başlangıç. Kendinize güvenin, korkuları bu kadar olur. Korkularınızı bir yana bırakın ve bir inanç sıçraması yapın. Bu dişli enerjilerin yapması gereken bir şey. Dediğim gibi dişli enerjiler kendilerini bu kişiye kapatıyor. Bir kere varlığını bildiğiniz birisi, bir geçmişiniz olan ve yüzleşmeniz gereken, belki bir şeyleri konuşup geride bırakabilmeniz gereken birisi olarak gözüküyor burada. Yani yeni bir başlangıç noktasında hani bu kişiyle yeniden başlamak, ilişkiyi sağlam ilerletmekle ilgili biraz korku duyduğunuz birisi olabilir. İş bağlantınız olabilir aranızda. Burada da bakın diyor ki iş ve özel hayat arasında denge kurma ihtiyacı. Tılsım sekizisi de bakın birlikte çalışan bir kadın ve bir erkek var. Bir konu veya meslek hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek, okula geri dönmek, ayrıntılara dikkat etmek, beceri isteyen sevdiğiniz bir iş. Burada da kendinize inanın diyor. Yine dişli enerjilere bakın. Hayallerinizi gerçekleştirme yetinizi asla hafife almayın diyor. Ya tam hayallerinizdeki gibi biri gerçekten ama dişli enerjilerin özellikle. Zaten eril enerjilerinde uzun süredir kapısını çaldığı birisi olabilir ama henüz tam net bir cevap alamadığı bir dişli enerji olabilir. Sadece şu tilki enerjisi ve hani burada dikkatli ilerlenilmesi gereken bir durum olduğunu da söylüyor. Evle geldiği için buradan sanki böyle ev hanesinden birilerinden gizlenen bir ilişki olabilir. O kendi ev hanesinde birilerinden gizli olabilir. Sizinle ilişkisini ya da belki siz ama ben daha çok onu yani özellikle erilleri gizliyormuş gibi görüyorum bu aşkı. Ama niyeti ciddi bir eril enerji ve çok böyle yerinde duramayan tutkulu biraz böyle çıkışan bir tarafı da var gibi sizi düşünen ve tekrar güzel bir ilişki başlatmak istiyor sizinle. Yani bu ilişki tekrar bu aşamaya geçsin istiyor, dönüşsün istiyor. Geri dönme enerjisi var. Geri dön Tülay enerjisi var burada biraz açıkçası. Yine de hani iptal diyelim öyle saçma saçma ilişkileri şey. Ama öyle bir şey hani gerçekten esprisi tabii işin tarafı da öyle bir enerji de biraz şey yaptım, gördüm. Özellikle erillerde var hani geri dön durumu. Bakın
yakın yine değnek kraliçesi geldi. Farklı deste. Arada fiziksel bir mesafe ya da yolculukla ilgili bir gündem de olabilir. Özellikle eriller sanki dişlilere yolculuk yapmak istiyor gibi. Dişliler biraz mağrur, biraz böyle şey hani düşünmem lazım. Hayatımı almalı mıyım, almamalı mıyım? Düşünmem lazım. Bana verdiğin değeri somut olarak da görebilmem lazım durumundalar. Kararsızlar. Yani dişli enerjiler için belki gerçekten hani af dilemiş, ilişkiyi başlatmak, güzel bir şekilde ilerletmek isteyen ama sizin kararsızlık çalıştırdığınız birisi, uzun süredir hatta burada, eril enerjiler için de zaten çok istediğiniz, ilişkiyi çok istediğiniz ama sizinle ilgili kararsızlıklar çalıştıran bir dişli enerji sizi düşünüyor olabilir. Burada ilişkinin ev hanesindeki kişilerden şu aşamada gizlenme, saklanma durumu da olabilir. Ama burada yakın süreç içerisinde bir yolculuk durumunuz varsa da yine burada ben onu da hissetmişken söyleyeyim, böyle bir yola falan çıkacaksanız yaptığınız yolculuklara da dikkat edin. Onu da söylemek istedim. Ya bu aslında ne biliyor musunuz? Tilki için çektim. Bunu zaten hissetmiştim ama iletişim gidiyor burada bu arada bu dişli enerjilere. Bu dişli enerjidir, kadın enerjisidir. Ayı ile birlikte bir şeyleri gurur ve ego yapıyor gibi dişli enerjiler. Gururlarını, egolarını şey yapamıyorlar sanki. Bir noktada bir şey var aşamadıkları içlerinde. İletişim gidiyor ama onlara bakın. Burada sadece yani belki tekrar güvenmek konusunda, tekrar başlamak konusunda biraz endişe çalıştırdıklarını görüyorum. Ya da işle ilgili, kariyerle ilgili de tılsım yedilisi ve buradaki tılsım sekizisi bir durumları olabilir. Hani benim işimle ilgili böyle böyle beklediğim bir durum varken seninle bir ilişkiye başlamam benim için ne kadar mantıklı olur acaba gibi bir düşünce de çalıştırıyor olabilir dişiler. Aynı zamanda. Ama dişliler açıkçası içten içe istiyorlar. Ama onların biraz maddiyatla ilgili de kendi hayatlarında rahatları, hani refahlarıyla ilgili de bir kafa karışıklığı var aslında. Çalışma hayatlarıyla ilgili. Evet, bu şekildeydi. Burada da Koç Aslan yay enerjisi hem eril hem dişil için çok yüksek. İkizler görüyorum, akrep görüyorum açıkçası. Daha çok bu enerjiler var. Şu kartlara da bir bakalım. 4 tane gelmişti. Günlerinize ve evinize düzen verin. Ferahlık gelecek diyor. Burada böyle bir mesaj size de gitmiş olabilir. Ya da bu kişi gerçekten böyle temiz, düzenli, hani kadın veya erkek fark etmez. Hani böyle evinin düzenli olmasını isteyen, seven, buna önem veren birisi olabilir. Ev enerjisi gelmişti zaten burada. Tutkuyla devam edin. Sizi gerçekten isteyen, bakın serenat yapıyormuş gibi hissettim. Hani gel diyor burada bir şekilde size gerçekten. Nelere inandığınızı gözden geçirin. İnançlarınızın hayatınızı nasıl şekillendirdiğini göreceksiniz. Burada inançla ilgili bir durum da var. Bakın kendinize inanın diyor. Burada da inanç sıçramasından bahsediyordu. Burada da yine inanmaktan kendinize inanın enerjisi var. Burada eriller zaten kendine inanıyor ama dişlilerde bir kendilerine tam bu ilişkiye başlama noktasında güvenememe enerjisi olabilir. Sizi düşünen kişilerde, kim için dinliyorsanız. Burada da sevdiklerinize ve sizi rahatlatan uğraşılara zaman ayırın diyor. Yani aslında belki bir şeyleri sadece beklemektense bir şeylere belki hani geçit vermek gerektiğini de söylüyor. Hani şu kafesi aç. Mahkeme enerjisi. Bir hani bir kurtuluşa er kendi içinde. Hani sen yol açıp yol sana gözükür enerjisi var aslında burada.
Bir de sizi düşünen kişi de sevdikleri kişilerle vakit geçiren ve sevdikleri kişilere zaman ayırmaya önem veren, seven birisi olabilir. Hatta böyle hani birlikte gezmeyi, tozmayı seven birisi de olabilir. Ben özellikle erilerde çok fazla yolculuk enerjisi de görüyorum. Hani böyle araba kullanmak, oradan oraya gitmek, oradan oraya gitmek çok böyle yerinde durabilen birisi değil gibi. Özellikle eriller. Belki çok seyahat edebilen birisi, çok seyahat eden birisi, dişilerinde işle ilgili, işte belki zaten bulundukları yerde verdikleri emekler var tılsım yedilisiyle. Hani böyle hareketli bir yaşam, böyle hareketli bir ilişki. Zaten bulundukları yerde bu kadar emek vermişken, böyle hareketli bir ilişkiye izin verirlerse bu verdikleri emek işte işle ilgili, kariyerle ilgili ne olabilir? O da onları ikilemde bırakıyor olabilir. Ama tekrar geri dönmek isteyen birisi gibi görüyorum sizi düşünen burada. Ve sizi çok gerçekten önemseyen birisi. Burada hani pamuklara sarmak isteyen birisi. Ciddi, niyeti ciddi olan birisi yine. İki deste de çok güzel geldi açıkçası. Harf de bakalım. Sabırlı birisi değil ama. Yine Y'ye geldi. R. H. S. İki tane geldi. P. D. L. Ç. Yumuşak G ve C harfleri geldi. Y, R, H, S, P, D, L, Ç, yumuşak G ve C harfleri de ikinci deste için, pembe mumluk için, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için çıkan harflerden. Evet, ikinci deste bu şekildeydi. Uyumadığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Burada da 4, bakın 3 tane 24, 4 ve 14 var. Hani belki yine bu sayıların da bir anlamı olabilir sizin için. Burada yine 8 var, hani 4, 4, 8. Burada bir değnek dörtlüsü var. 4 enerjisi çok yoğun olarak çıkmış burada. Hani ya da 4'ün kartları 2, 4, 8. Belki öyle o vadelerde bir şeyler yaşayabilirsiniz. Zaten şu an oturup sizi bekleyen birisi olarak görmüyorum kendisini. Yani hali hazırda iletişime geçen, geçmek isteyen, sizi bekleyen bir eril enerji gibi. Yani sizin cevabınızı bekleyen bir eril enerji gibi. Sizi düşünen kişi. Kimin aklındasınız dediğimizde. Ya da işte dişil enerji olarak da düşünebilirsiniz yorumlara göre. Bu şekildeydi. Dişli enerjiler daha bekleme ve kararsızlık, özellikle iş, kariyer vesaire, zaten bulundukları yerde verdikleri emekler, rahatlarını belki hani hali hazırda alışık oldukları düzeni bırakmakla ilgili bir ikilem çalıştırıyor olabilirler. Bir dişli enerji için dinliyorsanız da. Bu şekildeydi açılımlar. İkinci deste için de açılım daha doğrusu. Şimdi hemen üçüncü desteye geçiyoruz. Evet, üçüncü deste siyah mumu seçenler. İçim açıldı vallahi gerçekten. Şöyle güzel enerjiler görünce. Mumu da yakalım.
üçüncü desteği seçenler, siyah mumluğu seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için üçüncü desteği siyah mumluğu seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Sizi kim düşünüyor? İlişki anlamında tabii ki. Kimin aklındasınız? Sizi kim düşünüyor? Üçüncü desteğim, siyah mumluğu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız, sizi kim düşünüyor? İki tane geldi. Evet, üçüncü desteğim, siyah mumluğu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizi kim düşünüyor, kimin aklındasınız? Üçüncü desteğim, siyah mumluğu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizi kim düşünüyor, kimin aklındasınız?
Evet. Üçüncü desteği. Siyah mumluğu seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Sizi kim düşünüyor? Kimin aklındasınız? Şöyle yapalım. Evet, en son harfleri de seçeceğiz. Açıya bir bakalım. Açı gittikçe daralıyor mu? Ben anlamadım. Her şeyi aynı koyuyorum kartlara. Mum gittikçe öteki tarafa gidiyor bir şekilde. Evet, mum da gözüküyor. Zaten kaçıncı deste olduğunu söyledim. Evet, üçüncü desteği seçenler, siyah mumluğu seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım kimin aklındasınız? Sizi kim düşünüyor? Commitment, aslında sözleşme, bağlılık, anlaşmalar, yeni başlangıç ve mutluluk enerjisiyle geldi. Belki yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma yaptığınız birisi olabilir. İlişkiye yeni başladığınız, yeni tanıdığınız. Genel olarak hayata pozitif bakan, mutlu ya da sizinle böyle bir anlaşma, böyle bir bağlılık hani gerçekleştirdiği için çok mutlu hisseden, çok mutlu olan birisi olabilir. Yeni bir işe başlamış, yeni bir sözleşme, yeni bir ortaklık kurmuş birisi de olabilir. Hayatında yeni başlangıçların şu anda gündemde ön planda olduğunu söylüyor kartlar ve bunların getirdiği çok böyle büyük, güzel bir mutluluk hissiyatı içerisinde olan birisi olabilir. Devam kartlarına bakalım. Yine bir tilki geldi. Üç tane dişli enerji çıktı burada. Şöyle koyayım buradan. Yine bir değnek kraliçesi. İki kez geldi. Aziz enerjisi ki bakın burada aziz enerjisi. Burada deste altında da aziz vardı. Ve güneş. Wow. Ben burada sizinle gerçekten ciddi bir belki evlilik sözleşmesi ya da iş sözleşmesi yapmış ya da yapmak isteyen kendisini bunun çok mutlu edeceğini düşünen birisi olarak görüyorum. Yani aranızda resmi konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, kontratlar bunların olabileceği birisi. Kuleyle de geldi. Lenormand'da kule daha böyle resmi olayları, aziz işte resmi kurumları vesaire kuruluşları gösteren bir karttır aslında. Ama burada dağıyla da geliyor. Şimdi şöyle, ben sizinle mutlu hayaller, sizinle ilgili mutlu hayaller
kuran, mutlu olma hayalleri kuran birisi olarak görüyorum kendisini. Ama bir de bu kişinin çevresinde çok fazla kadın enerjisi olabilir. Bir eril için dinliyorsanız, burada sanki size ulaşma hayalleri içerisinde olan, burada bir noktada dişillerden de karşılık bekliyor olabilir kendisi. Hani sen de bana bir adım at, ben sana bu kadar şey gerçekleştirdim. Hani sen zaten benim mutlu olmayı istediğim birisin. Ama senden artık hani bir şey gösterme sırası da sende diye beklediği, biraz maddi konularla ilgili bir eril için dinliyorsanız, sanki böyle işte bolluk bereketin kapısı, maddi olarak da kendisini iyi hissedebilmesinin kapısı, sizinle sanki bir böyle işte bir imza atması, bir sözleşme yapması, bir anlaşma yapmasından geçen birisi olarak gözüküyor. Kadınlarla iş yapan birisi olabilir. Hani böyle çevresinde bir sürü kadın olan birisi de olabilir ama aslında içinde, kendi hayatında çok yalnız birisi olduğunu söylüyor kartlar. Aranızda fiziksel mesafe olabilir. Yolculuk teması var yine burada. Şu an sanki tam olarak size kendisini, niyetini, size kendisini çok açabilen birisi değil gibi burada gördüğüm. Ya da şöyle söyleyeyim. Hayatında bir kadınla ilgili, bir dişi enerjiyle ilgili gizlediği bir şey olabilir. Belki size maddiyatla ilgili, mutlu olmakla ilgili, evlilik olabilir. Yani sözleşmeler, resmi durumlar, iş anlaşması, bu her şey olabilir burada. İçinde maddiyat da var ama. Burada ama hayatında gizlediği bir dişli enerji var bu kişinin. Belki iş yaptığı, burada gördüğüm, bir eril için dinliyorsanız. Ama burada dişli enerjiye sanki diyor ki beni hayatına al ve beni yönet, bana yol göster. Hani burada birazcık dişli enerjiyi bilge gören birisi var açıkçası. Sanki onunla böyle bir resmi kurum içerisine girebilecek olması ona maddi olarak da manevi olarak da çok iyi gelecek bir şeymiş gibi. Burada gördüğüm bunun hayalini kuruyor bir noktada. Ama gizlediği de belki bir noktada zorluk oluşturabileceğini düşündüğü hayatında bir dişli enerji olabilir. O hayalleri, bakın o hayalleri sizinle gerçekleştirmeyi biraz zor görüyor. Yine bir zorluk çıktı resmi kurumlarla ilgili. Çok böyle işi gücüyle ilgili açıkçası sağlam bir zeminde yürüyen birisini görmüyorum. Özellikle eriller için. Yani düzgün bir işi olmayabilir, stabil bir işi olmayabilir. Biraz açıkçası sanki size ulaşırsa hayatında bir şeylerin düzelebileceğini, mutlu olabileceğini düşünen birisi. Özellikle de bu sizinle hayallerini resmileştirmek de istiyor. Çünkü ona maddi olarak da iyi gelecek dişli enerjiler. Ona göre. Ama dişli enerjiler de sanki ondan tam olarak maddi bir stabilite de görmek istiyor gibi. Yani ben senin bir hani hayatında ben olmadan da burada dediği gibi bir hani erkek geyik ruhu. Ben belki sana bir şeyleri sağlamadan da senin bir eril enerji olarak maddiyatla ilgili hani böyle bir ayaklarının üzerinde durduğunu göreyim ki sana güvenebileyim. Gibi bir enerji çalıştırıyor burada dişli enerjilerden. Erillere göre mutlu olmak, bir araya gelmek, belki evlenmek, işte bir iş anlaşması yapmak, bir sözleşme yapmak. Hani dişliler de bunun hayalini çok kuruyorlar ama dişliler bekletiyor bunu. Daha sabır çalıştırıyorlar. Çünkü erillerden daha sağlam bir şey görmek istiyorlar. Eriller ama kendi içlerinde çok yalnız kişiler. Belki çocukluklarından itibaren evet, zor şeyler yaşamış kişiler olabilirler. Aslında olgun kişiler ama ben biraz maddi sıkıntı enerjisinde olabilecek kişiler olarak görüyorum ve burada dişli enerjiyi kurtarıcı olarak görme durumu var. Dişli enerjinin canını sıkan da bu sanki burada.
Bakın wise leader. O bu kişinin hayatında lider olarak olan kişiler dişli enerjiler. Bir dişli enerji için dinliyorsanız da burada sizi açıkçası sizinle yine güzel hayaller kuruyor olabilir ama özellikle maddiyatla ilgili, kariyerle ilgili sizinle o hayalleri gerçekleştirebilme noktasında sizi çok yeterli görmeyen birisi, bir dişli enerji sizi düşünüyor olabilir burada. Yine çevresinde birden fazla kadın olan, belki kadınlarla iş yapan, çok fazla etrafında dişli enerji olan birisi olabilir. Danışman olabilir, hani işte öğretmen olabilir, resmi yerlerde çalışan birisi olabilir. Dişillerin ayakları yere sağlam basıyor ama erillerin zemini çok kaygan. Tılsım beşlisi, bir zorluk içindeler. Ve hani bakın bu dişli enerjiyle kurdukları bir hayal var ve o zorluktan öyle çıkacaklarını düşünüyorlar. Geldim anneciğim. Biraz burada erillerin mutlu olma, hayatta hani mutlu olmayı dişillere bağladıklarını görüyorum. Özgüveni düşük kişiler. Olgunlar evet ama uzun bir işsizlik süreci yaşamış bir kişi olabilir. Parayla ilgili anlaşmazlıklar var ama. Bakın yani özgüvensizlik var. Bu dişli enerji o kadar güçlü ki. Bazılarınız için dişli enerjiler evli olabilir ya da bir boşanma gündemleri olabilir. Burada açıkçası. Ya da bu kişinin hayatında bir dişli enerjiden boşanma durumu olabilir. Belki maddi olarak çok zor bir duruma düşebilecek. Beni de ondan sonra kabul eder misin buna rağmen gibi bir düşünce çalıştıran birisi olabilir. Burada. Şimdi işin içine birden fazla kişi girince olasılıklar da burada artıyor bir noktada. Ama her halükarda dişli enerjilerden maddi medet umulan ve erilleri çok, bakın burada belki işte kurban bilincinde görüyorum. Bu dişli enerjiye karşı, bu imparatoriçeye karşı şeytan kupa beşlisi, kılıç sekizlisi. Elim kolum bağlı, işte sensiz yapamam ama şu an çok kötü durumdayım falan filan modunda birisi. Maddi olarak ya da kariyeriyle ilgili bir tutarlılık içerisinde olan birisi değil. Ve bu haliyle dişli enerjilerin onu kabul etmesini istiyor. Burada gerçekten dişli enerjilerin hayatlarından çıkarmasını istediği bir eril enerji de olabilir. Eriller için. Yani bir eril için dinliyorsanız burada sizin hayatınızdan tamamen çıkmasını istediği resmi bağlantılı bir eril enerji olabilir hayatınızda. Onu çıkar, onun yerine beni al yanına gibi bir durum da sanki burada gösteriyor.
dişileri çok istekli görmüyorum. Yani dişiler diyor ki geçmişteydi o. Hani eskiden de o durumlar. Belki işte senin bu hallerine anlayışla davrandığım, sadece duygularla baktığım. Artık ben stabilite görmek istiyorum. Yani evleneceksek de kendi maddiyatımı, kendi şeyimi korumam lazım diyor. Ay. Dişliler diyor. Maddiyata çok iyi bir eril enerji görmüyorum. Dişlilerin gayet hayatları güzel burada. Tılsım onusu yani evlenme gibi bir niyeti var bu kişinin sizinle. Böyle mutluluk elde edeceğini, böyle maddi manevi doyum yaşayacağını, tamamlanabileceğini düşünüyor bu kişi. Ve geçmişte sanki zaten bu yola girmişsiniz de yarım kalmış gibi. Belki bu kişiyi bırakıp başkasıyla evlenmiş de olabilir dişliler. Çünkü kendisine rakip olarak gördüğü birisi de var gibi. Birlikte iş yapmak da istiyor. Yani birlikte sizinle köklenmek istiyor bu kişi. Size teslim olmak istiyor aslında. Yani ben hayatıma geleyim, beni istediğin gibi çekip çevir, yönet. Hani her şey senin istediğin gibi olsun diyor ama yani... Kendine rakip gördüğü bir eril enerji var. Erillerin. Burada açıkçası öyle bir enerji var. Aslında ben değnek kraliçesi enerjisinde ne olarak burada hissettim biliyor musunuz? Kendi hayatında sakladığı bir dişli enerji demiştim ama çektiğim ek kartlarda kendi hayatında sakladığı bir dişli enerjiden ziyade sanki şöyle söyleyeyim. Dişli enerjilerin hayatında belki birisi varken bu kişiyle ilişki yaşama durumları biraz değnek kraliçesi enerjisini çalıştırıyor olabilir orada. Yani şey, hayatımda birisi var ama seninle de gizliden gizli aslında bir gönül bağım var gibi. Geçmişten gelen bir şey. Burada dişli enerjiler bir yerden sonra bu kişiyi değil başka birini seçmiş de olabilir. O yüzden burada hani ben gireyim hayatına, seçtiğin kişi ben olayım mantığında bir eril enerjinin sizi düşündüğünü görüyorum. Uzun süredir size bel bağlamış, sizi unutamayan, gerçekten sizin için üzülen bir eril enerji olarak da gözüküyor. Olgun birisi aslında ama hayatta henüz köklenebilmiş birisi değil. Biraz sizden güç almak istiyor. Dişlilerden güç almak istiyor. Geçmişte zaten duygu ben ne görüyorum biliyor musunuz bir noktada da? Bu üç dişli enerjide aynı kişinin çalıştırdığı enerji formları gibi. Bir noktada özgüvenli olan, bir noktada maddiyat olarak da ayakları yere sağlam basan, bir noktada duygusal da olan aslında. Burada duygusal baktığında bu kişiye aslında kalbi çok yaralanmış birisi. Ve daha sonra ayağa kalkmış sanki bu dişli enerji. Kendine güvenli bir şekilde ilerlerken... Gizliden gizliye yine bu kişinin enerjiyi duygusal olarak hani böyle hani ben buradayım hala seni seviyorum şeyini mesajını veriyor bu kişi, bu eril enerji. Ama şöyle söyleyeyim, maddiyatınıza zarar verebilecek bir tarafı var. Yine bir noktada
buna dikkat edin. Ya da zaten birisiyle bir tamamlanmışlık içerisine girdiyseniz, bir başka kişiyle evlendiyseniz, zaten belki oradan gelen bir maddiyatınız varsa, dişli enerjiler için söylüyorum. Dikkat edin yani. Zaten iç sesiniz size yolu gösteriyor. Zaten iç sesinizi dinlediğiniz için zamanında bu kişiyi bırakabilmiş de olabilirsiniz. Ya da bu kişi zaten geçmişte de sizin o duygusal tarafınızda kalbinizi kırmış birisi. Ben çok güvenilir birisi olarak görmüyorum ama çok kurban bilincinde. Yani kendisine acındırıp sensiz çok kötüyüm, işte zaten hani maddi olarak da zor durumdayım. Evlenirsek işte, ya da işte bir anlaşma, bir şey, bana bir iş kapısı açarsan şöyle böyle kendime gelebilirim gibi mantıkla olan birisi sizi düşünüyor ama kurban bilinci var. Kurban bilincinde olan kişilere dikkat etmeniz gerekiyor çünkü size yapışabilirler. Yani mesela zor durumda olsa da bir şeyleri kendisi de emek vererek düzeltmek isteyen birisini görsem tamam. Ama zor durumda olmasına rağmen yine sadece siz yönetin, siz bir şeyleri yapın. Yani dişli enerjiler bir şeyleri yapsın, ona bazı kapılar açsın, işle ilgili belki, gizliden gizliye, belki birisiyle evliyken bile, hani bu tarz şeyler isteyen birisi. Bir şey daha derdim de ağır olur diye demek istemedim. Neyse diyeyim, çok gururlu bir eril enerji de görmüyorum. Yani çok gururlu bir eril enerji olarak görmedim kendisini. Ayrılık zamanı geldiğinde iç rahatlığıyla güle güle demeli. Aranızda zaten bir soğukluk var demiştim. Tavsiyeleriniz yol gösteriyor. Destek vermekten vazgeçmeyin. Dişilerde bir danışmanlık, bir yol gösterme enerjisi var. Bunu da demiştim. Zorluklar geride kaldı. Başarı sizi bekliyor. Burada başarıyı sizin ona yol göstericiliğinizden, sizin ona açacağınız kapılardan bulabileceğini düşünen birisi şu anda sizi düşünüyor. Ama zaten geçmişte size duygusal olarak yaralar vermiş. Belki üçüncü kişiler nedeniyle ve bu kişiyi geride bırakıp tamamen bir başkasıyla mutlu olma yoluna girmiş olabilirsiniz. Ya da böyle kendi hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz, ayaklarınızın yere sağlam bastığı bir süreç yaşıyorken sizi böyle görüp tekrar böyle bir, özellikle maddiyatla ilgili sizden dolayı ayakta durmaya çalışmak isteyebileceği bir durum var. Yani sen işte bana şuradan iş bul, sen bana işte bir anlaşma yapalım, işte belki evlilikle ilgili evlenelim. Ama orada belki bu kişinin verebileceği hiçbir şey yok. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada da deste altında tılsım dokuzusu. Dişiler zaten şu an iyiler, iyi konumdalar. Evlenip boşandığınız birisi de olabilir bu kişi bu arada. Şöyle söyleyeyim, bu kişiye ne zaman güvenebilirsiniz biliyor musunuz? Böyle bir, bu enerjilere uyumlandıysanız, böyle bir el enerji var diyorsanız, gerçekten elle tutulur, göze görülür şekilde bir iş sahibi olduğunda, işle ilgili size kendini bağlamadan, hani sanki onun annesiymişsiniz, ablasıymışsınız, bilmem nesiymişsiniz gibi, böyle hani sen bana yolu aç ben de oradan gideyim mantığıyla değil, kurban bilinciyle değil, daha çok böyle gerçekten kendi ayakları üzerinde durabilerek size geldiği zaman ona güvenin. O zaman mutlu olabilirsiniz diyor kartlar çünkü. Birlikte iş mi yapmak istiyor? O zaman ortaya bir sermaye koyarsa,
işte bir para koyarsa, bir emek koyarsa, lafta değil ama gerçekten böyle böyle bir projem var. Bunlar evrakları, bunlar ortaya koyacağım para. Gel birlikte şöyle bir şey yapalım ya da işte evlenelim, ciddi bir şey yapalım. Bunlarla ilgili düşünceleri de var gibi. Ama bunu somut olarak size gösterirse bu kişiye güvenebilirsiniz. Somut olarak size göstermezse zor açıkçası. Biraz daha şey görüyor çünkü burada hani daha her şeyi yapmaya çalışan kişi siz olabilirsiniz. Dişiler olabilir yani. Sizi düşünen kişi de böyle birisi olarak gözüktü. Bir iş yapma, bir sözleşme düşüncesi var ama. Ve aranızın açık olduğu şu anda birisi. Geçmişte dişileri üzmüş birisi. Dişil enerjiler ve kadınlarla ilgili iş yapan birisi olabilir. Geçmişte sizi aldatmış birisi olabilir. Bir başka kadınla. Dişiler de bir başkasıyla evlenmiş ya da bir başkasıyla ciddi ilişki yolunda olabilirler. Aranızda böyle bir enerji akışının olduğu birisi olarak gözüküyor. Sizi düşünen kişi eril misiniz, dişil misiniz? Kendinize göre dinleyin. Buradaki bu eril ne zaman güvenilir ama sizin için? Tekrar söylüyorum. Lafla değil, kurban bilinciyle değil, elle tutulur, gözle görülür şeylerle size geldiğinde güvenebileceğiniz birisi. Bakın burada da bir tılsım üçlüsü, bir iş enerjisi var. Ortak iş planı gibi. Ben kendisini rakip olarak gördüğü, engel olarak gördüğü resmi bağlantılı bir erkek enerjisi de görüyorum eril enerjilerin. Ya burada maddi alışveriş var açıkçası, para altılısıyla da. Hayatına geçmişte bir başka kadın almış birisi olarak görüyorum kendisini. Bir aldatma historisi yani şeyi var geçmişi. Evet ama her şeyi düzeltmek isteyen bir tarafı da var. Sadece lafla değil somut olarak da gelirse güvenmelisiniz. Onu da tekrar söylemek istiyorum. Kazanmak istiyor çünkü sizi. Çok istiyor hem de. Hayali sizsiniz yani. Yeni başlangıçlar, yeni anlaşmalar, sözleşmeler yaparsanız çok mutlu olacağını düşünen birisi. Ama zorluklar da var. O zorluklar da biraz kendisine engel olabileceğini düşündüğü yine resmi bağlantılı erkek eril kişiler. Harf seçelim. E, F, P. Y. Y 3 destede de geldi. I, Ş, J, H, C ve
L harfleri geldi. Şunu da alalım. Z geldi bir de. Evet. E, F, P, Y, I, Ş, J, H, C, Z ve L harfleri. L ve Z harfleri. Üçüncü deste için gelen harfler. Bu deste, bu açılım bu şekildeydi. Her halükarda etrafında ama çok fazla kadın enerjisi olan birisini de görüyorum. Yine iş bağlantılı olabilir yani görüştüğü ettiği ama geçmişte bir aldatma mevzusu bir şeyi de olmuş. Dişiler o yüzden sanki geride bırakmış zaten bu kişiyi. Böyle birisi. O yüzden dedim boşandığınız birisi de olabilir işte böyle sadakatsizlikler nedeniyle falan. Boşandıysanız şimdi çünkü bayağı ciddi niyetlerle gelmek istiyor ama yine böyle bir maddi olarak çok şey değil, iyi konumda değil. O yüzden nasıl diyeyim? Hani seninle evlendikten sonra şöyle olacak, böyle olacak, birlikte iş yaparsak böyle iyi olacağız gibi laflarla değil. Gerçekten bir ne koyuyor ortaya, ne yapıyor? Baktıktan sonra hani attığınız imzalara falan o doğrultuda dikkat edebilirsiniz. Kartlarda gösterilenler, kartların gösterdikleri doğrultuda. Evet, üçüncü deste de bu şekildeydi. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Burada Boğa, Başak, Oğlak, Koç, Aslan, Yay ve açıkçası hemen hemen her burçtan enerji var. Akrep, Yengeç, Balık etkisi de söz konusu. Ama Toprak grubu enerjisi ve Ateş grubu enerjisi bir tık daha yoğun burada. Evet, özellikle Toprak. Açılım bu şekildeydi. Açılımlar. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Açılımlar bu şekildeydi. Dediğim gibi isteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Evet, açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.